İşimiz henüz bitmedi Dena. Ne demek istiyorsun? Bebek Triceratops'un eti sebzeden daha çok sevdiğini anladık. Ve ikinci görevimiz sona erdi. Ama otobur olması gereken bebeğin kurutulmuş eti neden yediğini anlamadık. Bir geziye daha çıkmalıyız. Galiba treni yine sevmeye başladın. Öyle bir şey demedim. Ama bir tur daha bineceğini söyledin. Eğer sen istiyorsan. Ne istiyorum? Kurtarma görevi 3. Kurtarıcı Sara ve kurtarıcı Dena otobur olması gereken bebek Triceratops'un neden et yediğini öğrenmek için bir göreve çıkıyor. Bebek Triceratops göründü. Treni durdur kondüktör. Görünüşe bakılırsa annesi de yanında. Bakalım anne Triceratops et mi yiyor, sebze mi? Böylece otobur ya da etobur olduklarını kesinlikle anlarız. Kimin karnı aç bakalım? Triceratops et yedi de annesi yemedi. Belki ben ve trenler gibidir. Yani sence bebek etten sıkıldı mı? Hayır. Ben sadece küçükken hoşlandığın bazı şeylerden büyüdüğünde eskisi kadar hoşlanmadığını söylüyorum. İşte bu. Hayvan yavruları daha hızlı büyümek ve güçlenmek için bazen farklı şeyler yer. Böylece büyük dinozorlardan kaçarlar. Tıpkı şey gibi. Direk! Çabuk Sara, biraz daha kurutulmuş et at. Kötü haber. Kurutulmuş et bitmiş. Kondüktör, tam yol ileri. Bebeklikleri haricinde otçul olduklarını anladık. Bütün kurtarma görevlerimiz bitti. Triceratops selamı. Bu gerçekten çok eğlenceliydi. Bence artık sevmediğini düşündüğün bazı şeyleri aslında seviyorsun. Hayır, trenleri hala sevmiyorum. Ama küçük kız kardeşimle takılmak hep hoşuma gidiyor.